Ümit Zileli, Korkusuz Gazetesi. Kadın insan mıdır? Başlıktaki soru Suudi Arabistan'daki bir konferansın konu başlığıydı. Konuşmacı da Fat El Ahmedi isimli insanlıktan azıcık olsun nasibini almamış bir herifi naşerif bu soru ne yazık ki neredeyse insanlığın her türden inanç ve doğal olarak batıl itikatlarla tanıştığı, kabile büyücülerinden başlayıp dinsel önderlere kadar ulaşan binlerce yıllık serüvenin anahtar sorularından biriydi. İlkel kavimlerden başlayarak eski çağların büyük tarım imparatorluklarına ulaşıncaya dek geçen devasa zaman dilimi içinde kadın giderek küçümsenen, dışlanan, horlanan ve sonuçta damgalanan süreci en ağır şartlar altında yaşamak zorunda kaldı. Tarih zamanımıza doğru ilerledikçe semavi dinler olarak bilinen üç büyük dine ulaşıldıkça kadının ortak sıfatı da belirginleşti. Şeytanın yeryüzündeki sureti. Niçin biliyor musunuz? Kadının adet görmesi yani kan. Erkek egemen ve de cehaletin en koyusu yaşayan topluluklarda anlaşılamayan, bu nedenle şeytan işi olarak görülen bu durumdu da ondan. Ve giderek kadın kuraklıktan sele, depremden bebaya, bütün doğa felaketlerinin, tüm hastalıkların, tüm olumsuzlukların en büyük sorumlusu olarak görülmeye başlandı. Bunun yanı sıra kadın, kız çocuk giderek mal yani alınır satılır, istenirse yok edilir bir meta durumuna da indirgendi ne yazık ki. Tarihin ileriki evrelerinde ana erkil yani kadının el üstünde tutan topluluklar da oldu. Örneğin İslamiyet öncesi Türklerin dini şamanizmde kadının erkekle eşit söz hakkı ve eylemlere sahip birey olduğu kabul ediliyordu. Ancak büyük işgal ve yıkımlar bu kültürün de tarihe karışmasını sağladı. Yüzyılların ezası Orta çağda kadın için öncekinden farksız hatta çok daha korkunçtu. Çünkü erkeğin kadına karşı öfkesi ve kini kurumsallaşmıştı. Örneğin üç büyük din dediğimiz sırasıyla Yahudilik, Musevilik, Hristiyanlık ve İslamiyet'e de söylentiler, hadisler, din önderlerinin tutum ve kararları kadını iyice köleliğe mahkum etti. Hakkını teslim edelim. İslamiyet hemen öncesinde cahiliye dönemi barbarlığını yok etmesi açısından devrimsel bir atılım yapmış, küçücük kız çocuklarının işe yaramaz düşüncesiyle diri diri gömülmesini bitirmişti. Örneğin, her üç dinde de kadın neredeyse alınıp satılan bir mal gibiydi. Koca onun mutlak efendisiydi. Hristiyanlıkta kadın hep uysal ve sessiz kalması, topluluklarda konuşmaması emrediliyordu. Kadının örtülmesi, evden fazla çıkmaması da her üç dinde mevcuttu. İslamiyette de kadın erkek karşısında ikinci sınıf olarak ilan edilmişti bir erkeğe karşı iki kadın tanıklığı, mirastan eşit pay alamaması, gerektiğinde dövülebilmesi ve benzeri. 1350'lerde Katolik inancının en koyu temsilcisi İspanya'da başlayıp ardından tüm Avrupa'ya yayılan Engizisyon 400 yıla yakın bir süre kadının kabusu oldu. On binlerce kadın bu insanlık dışı mahkemelerde büyücülük, şeytana tapıyor saçmalıklarıyla diri diri yakıldı. Bu akıl dışı dönemde senyörlere, krallara muhalif olan erkekler de büyük acılar çekti. Ancak kadınlar hep açık ara önde oldu. Bu dönemde öylesine işkenceler yaratıldı ki burada anlatmaktan utanç duyuyorum. İsteyen İspanya'da Engizisyon Müzesi'ne gidip bizzat görebilir. Hristiyan dünyası 1500'lerin başında Alman din adamı Martin Luther'in Protestan hareketiyle bir reform ve Rönesans dönemine girdi matbaanın da müthiş etkisiyle kitap ve gazeteler yani aydınlanma devreye girdi. Sömürgeciliğin de ekonomik desteği ve felsefenin değerinin anlaşılması bugünün beyaz adam medeniyetini inşa etti. İşte dünya bugün bu çok yüzlü medeniyetin boyunduruğunda. Aydınlanma olmadan asla. İslam dünyası ise maalesef kendi reform ve rönesansını yapamadı. Büyük düşünürler, büyük felsefeciler çıkaran İslam, İmam Gazali'den itibaren saplandığı şekilcilik ve gericilik batağından bir türlü kurtulamadı. Hani örnek diye soracak olursanız hangi birini anlatayım diye yanıt veririm. Daha birkaç sene önce Elezer Üniversitesi'nde alim sıfatlı bir muhterem, ey cemaat sizi kandırıyorlar, dünya düzdür, gerisi yalandır diye fetva verdi örneğin yine aynı kıratta bir yobaz, kız çocuklarını bir rakamla bir yaşından itibaren evlendirilebileceğini söyledi. Bizde ise kendine alim sıfatı yakıştıran yaratıklarsa evlenme yaşını 6 olarak ilan etti. Bu sapkınlık yıllar sonra gerçeğe dönüştü, bir tarikat ileri geleni 6 yaşındaki kızını bir müridiyle evlendirdi. Milli Eğitim Bakanı sıfatlı muhterem daha iki gün önce kız okulları açılacağı müjdesi verdi şimdi ilkokullara indirilmesi tartışılıyor. Televizyonlarda yaptığı şaklabanlıklar ve Hz. Muhammed'in terliklerini pazarlamasıyla ünlü din alimi kılıklı muhteremse, 7 yaşındaki kız erkek hoca okutamaz, kadınların kızların okutulması aman yarabbi fetvalarıyla bu alçaklıkların üzerine tüy dikti. Arap Yarımadası'ndaki tüm Müslüman ülkelerin varoluşlarından bu yana, İspanya'daki yıllık 10 bin olan çeviri sayısına bile ulaşamaması, o petrol zenginliklerine rağmen dünya skalasının en altında yer alması ortada dururken, bir yobazın kadın insan mıdır alçaklığına şaşırmamıza şaşırdım. Siz bence geçen yüzyılın başında gerçekleştirdiği aydınlanma devrimi sayesinde bu zavallı ülkelere en az 100 yıl fark atan, şimdi ise bu kazanımlarını bir kabile devleti inşa edenleri destekleme uğruna elinin tersiyle iten bu milletin milyonlarca ferdine şaşırın. Ne yazık. Abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.